Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ne yaptıysam bu çocuğu ekrandan alamadım. Kameraları çok seviyor benim oğlum. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Eşek seni. Evet, bugün Instagram'dan erkek arkadaş bulabilir miyim? Koca bulabilir miyim? Instagram'dan biriyle tanışmalı mıyım? Bu sorulara biraz değineceğim. Instagram'a dalmadan önce bir diğer platformlar hakkında konuşalım. Eskiden en çok kullanılan insan tanıma ya da flörtleşme platformu Snapchat'ti. Sonra çünkü Snapchat'te birbirinize fotoğraf atabiliyordunuz ve bunlar 10 saniye sonra yok oluyordu. Ve hiçbir şeyin ekran görüntüsünü alamıyordunuz çünkü karşı tarafa bildirim gidiyor vesaire vesaire. Sonra Tinder ve benzeri uygulamalar çıktı. Bunlar direkt flörtleşmeye ve birini tanımaya odaklı platformlar. Ama bu böyle, bu ekranda böyle patates gibi güzel olmuyor ki. Tamam, tatlısın ama teşekkür ederim. Sonra Tinder ve benzeri uygulamalar çıktı. Bunlar direkt dediğim gibi böyle insan tanıma, flörtleşme yönelik platformlardı. Yani Tinder'a üye olduğun zaman ben yeni birini tanımak istiyorum anlamına geliyordu. Neyse, sonra yani Tinder biraz daha bence rahat olmayan bir ortam. Çünkü oraya üyeyseniz gerçekten yeni birini istiyorum mesajı veriyorsunuz. Bunu bilerekten o platformdasınız. Ama gel gelelim, Instagram böyle değil. Instagram bence o kadar zengin bir fonksiyonu var ki. O kadar çok çeşitli bir fonksiyonu var ki. Instagram'dan satış yapabiliyorsunuz. Instagram'dan reklam yapabiliyorsunuz. Instagram'dan başkalarını tanıyabiliyorsunuz. Instagram'dan kendi markanızı yaratabiliyorsunuz. Instagram'ı günlük olarak kullanabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Birçok çeşitli kullanım yöntemi var Instagram'ın. Bunlardan biri de tabii ki birini tanımak. Her ne kadar konum ekleseniz, ne kadar hashtag ekleseniz bu kadar çok görülme ve tanınma fırsatı doğuyor sizin için. Instagram'dan biriyle tanışmalı mıyım sorusuna gelecek olursam, tanışılır yani. Neden tanışılmasın? Çünkü Instagram direkt olarak böyle hani Tinder gibi ben biriyle tanışmak istiyorum, ben flörtleşmek istiyorum diye bağıran bir platform olmadığı için daha gizli saklı dönebiliyor bu şeyler. O yüzden daha bence iyi. Instagram'da ama tanışmak istediğiniz kişileri çok çok dikkat edin. Çünkü Instagram'da o kadar çok bu videoda Instagram kelimesi kullandım ki yani. Hani neyse, orada o kadar çok fazla kendine olmadığı biri gibi gösteren o kadar çok insanla dolu ki. Bakın, kadın erkek ayırt etmiyorum. İnsan diyorum. Dolu. Kadınları da var, erkekleri de var bunu yapan. Özellikle o tipleri biliyorsunuz. Her gün başka bir arabanın önünde fotoğraf çekenler mi dersin? Instagram'da çok fazla böyle, dediğim gibi, her hafta başka arabalarla profilini süsleyen, belli başlı, eğer İstanbul'dasanız işte belli başlı mekanlarda takılan. İstanbul'da yaşayanlar bilirler, böyle belli başlı kendini olmadığı gibi göstermeyi seven tiplerin doluştuğu birkaç mekan var. O mekanlar İstanbul'da yaşayanlar biliyorlar, burada ismini söylememe gerek yok. Sürekli oralarda story atmalar. Ama yani böyle iki story koyarsın, ikisinden birinde konum etiketlersin, herkes orada olduğunu bilir, takipçilerin bilir. Ama sen eğer aynı mekanda 10 tane story koyuyorsan ve onunda da konum etiketliyorsan, böyle insanlardan bence uzak durun. Bence eğer Instagram'dan gerçekten birini tanımak istiyorsanız daha gizemli olan birini tanımaya gayret gösterin. Yani böyle gezdiği yerlere, ama gezdiği yerler de işte dediğim kafelerden bahsediyorum.
sürekli o kafelere giden, sürekli arabaların içinde snap çeken, her hafta başka arabayla fotoğraf paylaşan erkeklerden uzak durun. Çünkü onlar aslında çok boş. Dışını süslemeye çalıştığı bir şey var ama içi boş. Ve bu erkekler genelde tek istedikleri, of evleneceğim kadını bulayım, hayatımın aşkını bulayım, ciddi bir ilişkim olsun değil bu erkeğin istediği. Bu tip erkeklerin istediği değil bu tip erkeklerin istediği. Genelde bunlar birçok kadın kendilerine ilgi göstersin, kendilerine onları pohpohlasın istiyor. Her gittiği mekanda dikkat çekmek istiyor. Çünkü ilgiye doyum olmuyor. O yüzden bu erkeklerden bence uzak durun. Çünkü girdiği mekanda bile bütün gayesi herkesin ona bakması. Elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor ama hani. Gerçekten elinden geleni yapıyor ki sen ona bak. O yüzden böyle bir adamla hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Böyle bunlara doymamış biriyle asla mutlu olamazsınız. Yani bir erkek bir kafeye gittiğinde amacı o kafede bir vakit geçirip kahvesini içip sonra dönmek olsun. Oradaki herkese orada olduğunu ilan edip herkesten ilgi beklemesi takdir sizde. Daha sonra bir de kadınlardan bahsedelim. Bir de aynı kafelerde takılan kadınlar. Yine aynı stratejiyi izleyen kadınlar. Bu kadınlar da aslında istedikleri erkeklerdeki kadar herkes beni beğensin değil de zengin ve beni beğenen birini bulayım. Onların gayesi de bu. O yüzden Instagram'da eğer biriyle tanışmak istiyorsanız neyi sergilediğine ve kimleri takip ettiğine bence önem verin. Bir erkek eğer 1000 takipçisi varsa ve 800-900 kişiyi takip ediyorsa, yani sürekli mesela Instagram'da beğenileri, ya Instagram'daki beğenileri yan kaydırdığınızda kim neyi kimi takip ediyor, hangi fotoğrafı beğenmiş görebiliyoruz. Ve orada sürekli isim uyduruyorum şu an. Ahmet 10 kişiyi takip etti yazıyorsa her gün, bana göre bu çok da bir insanın güvenilir ve ne istediğini bilen biri olduğunu hissettirmiyor bana. O yüzden ben eğer biriyle tanışıyorsam veya tanışacaksam kesinlikle bunlara dikkat ediyorum. Sürekli belli fotoğraflar beğeniyorsa, çok açık saçık hanımları beğeniyorsa. Ya bunu size de biraz böyle hani kaba saba da anlatmak istemiyorum ama öyle, gerçekten öyle. Eğer birini tanımak istiyorsanız Instagram'dan gerçekten böyle merceğinizi yakın tutun ve gerçekten iyi bir stalk yapın. Kimi takip ediyor, neleri takip ediyor, nerede takılıyor, bir erkeğin nerede takıldığı, kimleri takip ettiği bu devirde onun kim olduğunu gösterir aslında. O yüzden belki de bunlara çok dikkat ediyorum. Ama iyi ki de dikkat ediyorum çünkü böyle sahte insanları hayatıma kabul etmiyorum. Çünkü o paylaştığı fotoğraflar onun fotoğrafı değil. O mekanlara takılıyor diye zengin değil. Buradan kadınlara diyorum bunu. Çünkü birçoğu orada zengin koca bekliyor ama zengin kocayı orada bulamazsınız. Ya zengin koca kelimesi zaten çok iğrenç. Neyse, o da ayrı bir konu. Ama böyle kafelerde avını bekleyen avcı gibi oturuyorsunuz ya, çok iğrenç. Gerçekten çok iğrenç. Yani şu an gözümün önünde canlanıyor. Arabalı snapler, tesbihler, sigaralar, dar gömlekler, nargileler. Yani o yüzden eğer siz kendinize değer ve sonra siz bunlara dikkat etmediğiniz için bu insanlar sizi üzüyor ve neden böyle oldu diyorsunuz. Çünkü yani görünen köy kılavuz istemez bu adam. Zaten senin sadece saf senin sevginle, senin ilginle tatmin olmayacak bir adam. Bu adam istiyor ki aynı anda birçok kadın ona baksın. Çünkü o kadının ona bakması onun egosunu tatmin ediyor. O yüzden böyle egosu bu kadar
aç olan insanlardan bence uzak durun. Kendinize yapabileceğiniz en iyi iyilik bu olur. Ama son olarak şunu söyleyebilirim. Instagram'dan bence erkek ya da kadın tanınabilir. Ama belli başlı dikkat edilmesi gereken şeyler var. Artık hani siz de onu fark edersiniz diye düşünüyorum. Hiç kimsenin hayatı Instagram'da gösterdiği gibi değil. Buna ben de dahilim, buna herkes dahil. Sonuçta yani Instagram'da da ağlarken ya da biriyle kavga ederken fotoğrafınızı paylaşmıyorsunuz. Sonuçta her fotoğrafta gülüyorsunuz en azından. Böyle düşünün. Basitçe böyle anlatmaya çalıştım. Güzel bir sohbet videosu oldu. Ben bu Instagram konusundan zaten çok çok güncel bir konu benim için şu an. O yüzden çok keyifli aslında bu videoyu çektim. Eğer böyle özellikle şu konu hakkında konuştum dediğiniz bir konu varsa bana mutlaka yazın. Ben gerçekten elimden geldiği kadar tüm mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Zaten Instagram'da çok aktif kullanan biriyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olup ve bu videoya bir beğeni ve ufak da bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmeyi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.